gazete merkezi Şah Kahraman İngiltere'den bildiriyor. Şu telefon fiyatlarını artık çekeyim ya, değil mi? Şu telefon fiyatlarını bir çekeyim artık. Buranın ismi Carphone Warehouse. Buranın güzelliği şu, hem peşin olarak alabiliyorsunuz, yani para verip alabiliyorsunuz telefonları, hem de birçok şirkette, nerede yazıyordu? Şurada yazıyordu, bak göstereyim. Bak, şu şirketlerin hepsiyle anlaşması var. Maalesef benim şirketimle anlaşması yok. Mesela sizin için en iyi deal'leri, deal'i çıkartamadım şimdi, en iyi fırsatları sunuyor size. Burayla alakalı şöyle bir durum var. Ben mesela daha önce 3D bir güncelleme, yani yenileme zamanım gelmişti. Yenileme sırasında bir de bunlara uğrayayım dedim. Bunlar evet 3D'den daha uygun şey verdiler, daha uygun bir fiyat verdiler. Fakat mesela 3D'ye bunu söylediğimde, işte onlar garanti veriyoruz diyorlar ama fiyatlarında garanti yok. Garantilerini işte atıyorum ki bir sene sonra verdikleri fiyatı yükseltebilirler falan diye korkuttular beni. Ben de korktum. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. O yüzden aranızda Carphone Warehouse'dan telefon almış olan varsa lütfen çok rica ediyorum aşağı yorumları yazsın. Yani nasıl bir müşteri memnuniyeti yaşadılar, bana bir bildirsinler. Hadi gelin bakalım, bak hop, Samsung Galaxy S10 Family. S10, S10 Plus. Gelin bakalım fiyatlarına bakalım. Bir üstünden geçelim. Bakınız, Galaxy S10 Plus. Ha, şöyle göstereyim. Telefon cincik gibi. Şurasına bak, bir alarm var. Türkiye'deki yerde böyle herhalde, tahmin ediyorum. Çıktığı zaman şahane bir alarm etmeye başlıyor. Şu fiyat konusunu bir anlatayım size. Şimdi bak, şurada Unlocked SIM Free fiyatı diyor. 899 pound. Görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz herhalde. Ters mi gösteriyor bilmiyorum da. 899 pound. Yani bunu aldık. Yani istediğimiz SIM'i kullanıyoruz, tamam mı? Hangi SIM kartı kullanırsak kullanalım. 899 pound. Yani açıklıyorum. Galaxy S10 Plus 899 pound'a sahip olabiliyorsunuz. Peki şurada bir 44.99 rakamı var. Bu ne? Önden şu bakayım, geleyim şuraya kadar. Önden bir 99.99, yani 100 pound bir para ödüyorsunuz önden. Arkasından 44.99 ödeyerek SIM'le beraber alıyorsunuz. Ya yani SIM'in içerisinde işte planlar oluyor. Burada çok büyük ihtimalle ne bileyim 2 GB, 4 GB falan filan gibi bir internet vardır herhalde. Limitsiz de dakika vardır. Bu Carphone Warehouse'un bir sürü GSM operatörüyle bağlantısı var. Hani artık GSM operatörüne göre değişiyordur. Ama yani şu arkadaşımızın Galaxy S10 Plus'ın fiyatı 899 pound kemiksiz. Bakayım abi şu telefona bir. Çekebiliyoruz mu? Bakabiliyor mu? Ha, şöyle bakabiliyoruz, tamam. Tamamen özür dilerim. Gamze bu telefonun hastası. Bunu istiyor. Hadi bakalım. Şuradan bakalım. Nelerimiz var? Asfalt 9 oyun mu var bakalım? Beraberce bakalım. Oo. Yalnız gerçekten görüntüler canavarmış gençler. Bakalım olacak mı? Yapabilecek miyim? Oo. Dur, çok yaptık. Çok çevirdik. Çok çevirdik. Çok çevirdik. Moruk çok iyiymiş. Allah. Telefonu düşürmeyelim de. Telefonu düşürmeyelim de. Evet, tamam. Bu böyle olacak gibi diyeceğiz. Şey yapmayalım. Şöyle söyleyeyim, gerçekten güzel telefon. Şurada kamerayı köşeye koymuşlar. Arkasında da gördüğünüz üzere kameralar yığını. Şurada bir tane S10 daha görmüştüm, S10 Plus görmüştüm. Orada çekimi göstermeye çalışayım, daha iyi olsun. Şu gene bir S10 Plus. Heh, bu daha kolay yapacak galiba. Şu işaretler değişmiş ya, benim çok kafamı karıştırdı ya. Yani ne bileyim, biraz çocukça kalmamış mı şimdi, bir şey de diyemedim. Beni döverler diye korkuyorum. Dur, bunu şöyle deneyeceğim abi, bir saniye. Şöyle göstersem daha rahat olacak. İki el yapalım. Şimdi bakın, şurayı görüyoruz. Şu arkadaşımız bayağı geniş alıyor yani. Çok iyi alıyor. Şu normal birebirde. Şu da daha yakınlaştırılmış oluyor. Hemen hızlıca diğerlerinden bahsedeyim. Samsung Galaxy S10 E ya da işte i, neyse siz seçin. 669 pound. Galaxy S10'in kendisi şuradaymış. Şu kardeşimiz. Bunda bak, şurada bir tane tek burada ön kamera var. Öbürsünde iki vardı. Samsung Galaxy S10'in fiyatı 799 pound. İnelim aşağı doğru. Note 9'dan devam edelim. Note 9 799.99. Dur, nereye gösteriyorum ben? 799.99 Note 9'u aldığımızda. Galaxy S9'un ikisi, S9.
S9. Galaxy S9'unkisi. Unlocks'ı, bayağı iyiymiş ya. 619 pound. Güzel. 619 pound. Şunu yalnız unutmayın, gene söylüyorum. Bu yani sadece şey. Hani bunun üzerine bir de kart almanız falan gerekiyor. Devam ediyorum burada. S9 Plus var. S9 Plus 128 GB olan 749.99. Şuraya geldim. S9'ın 64 GB olanı 619.99. Şurada bakayım. Galaxy S8 var. S8'ler telefonu da şöyle göstermiş olayım. 449 pound. Şurada gördüğünüz üzere. Galaxy A9 489 pound. Tabii şimdi yani insan şeye baktıktan sonra, Galaxy S10 Plus'a baktıktan sonra diğerlerini istemiyor. Galaxy'ler bu şekil. Bir de tabii sizin çok sevdiğiniz iPhone'lar. Şurada iPhone'ları bir göstereyim. Aletin kendisini koymamışlar. Yani aletin kendisi ön tarafta büyük ihtimalle. Şurada bakıyoruz. 1099 pound. iPhone XS Max 1099 pound 64 GB ya da önden yine 100 pound ödüyorsunuz. Ya bu şu from'dur yani, 66 pound'dan başlayarak hani şey 15 GB datasıyla beraber 66 pound'a da alabiliyorsunuz bunu. Bunu derken şunu alabiliyorsunuz. Çalıyorlar mı ne yapıyorlarsa, onu almışlar oradan. iPhone XS'in fiyatını söyleyeyim. XS tamam. iPhone XS. XS artık kafanıza göre. 999.99. 64 GB'lık bu da. Ya da her ay 58 pound ödeyerek kartla beraber alabiliyorsunuz. Devam edelim. iPhone XR. Bu ucuz. Yani diğerine göre ucuz. Gene 64 GB. 749 pound. Ya da 39.99. Aylık ödemelerle 49.99'da girişte veriyorsunuz. Bir daha geldik buraya. iPhone 8. iPhone 8'ler 64 GB'ları 599 pound. Direkt makineyi almak isterseniz. Ya da işte pay monthly'leri var. Bir de flexible leasing var. Şimdi şey yapamadım. Şunu devam edelim. Diğerlerine hep bunu söyledik. 34 pound aylık para ödeyerek alabiliyorsunuz. Şimdi geldik benim başımın tacı, canım Huawei'lerime. Huawei'lerde şöyle hemen kendiminkine bakmak istiyorum. Kendiminki burada mı? Bu arada devamlı soranlar oluyor. Ben söylemeye çalışıyorum ama gözden kaçıranlar vardır. Bu gördüğünüz görüntülerin hepsi Huawei P20 ile çekiliyor. P20 Pro değil ya da P20 Lite var burada. Sizde de var mı bilmiyorum. O değil. P20'nin kendisiyle yani P20 ile çekiliyor. Ve fakat Huawei Mate 20 Pro. Huawei Mate 20 Pro çok iyi. Yani ben çok beğeniyorum. Bizim Tunca da aldı, onu da inceledim. Fotoğrafı harika. Yani fotoğrafı şahane. Çok beğeniyorum ve ben tavsiye ediyorum Huawei'yi. Yani ben çılgın bir Samsungçuydum. Yani Samsung, hani iPhone falan, iPhone ne çeker falan. Başka markayla tanışmam istemem falan. Huawei beni benden aldı sırf şu çekim kalitesi yüzünden. Huawei Mate 20 Pro 799 poundmuş. Öyle an nokta alırsanız. Ya da pay monthly olarak baktığınızda işte aylık 43 pound'dan başlayan fiyatlarla alabiliyormuşsunuz. Huawei Mate 20'nin Lite'ı, küçük olanı var burada. 279 pound. Bayağı fark varmış yalnız arada ya. Huawei Mate 20 Lite 279. Bu 799. Görüntüsü o kadar mı kötü ya? O kadar mı fark ediyor? Allah Allah. Hayır, bunu da deneriz de. Şunu da göstereyim size. Huawei Mate 20 Lite'ın gerçek telefon olduğu için gösterebiliyorum. Arkasında iki kamera var değil mi? İki kamera, bir de öbürü ne ya? Öbürü ne? Dual lens diyor. Okey, tamam. Şurada aletin büyüklüğünü görmeniz açısından elimi koyayım şöyle. İşte. Şöyle. Elim kadar falan bir şey. Bakıyorum. Product Specifications'a denk geldik. 4 GB RAM'i var. 64 GB ROM var. Ölçüleri 157 mm, 75 mm, 7.6 mm. Ağırlığı 172 gram. 6.4 inç ekranı var. Operating sistemi de Huawei'nin kendi operating sistemini kullanıyor. Tamam, bize uyar. Ama yani Huawei konusunda P20'yi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer ki yani kamera falan filan gibi durumlarda kullanacaksanız. Aa, bir dakika. Huawei P20 burada. İşte şu benim bebek. Şu benim alet. Canavar. Hastasıyım ya bunun. Huawei P20'ler bayağı düşmüş yalnız ha. 400 pound'a düşmüş. Ben şu anda bu Huawei P20 için aylık 30 GB internet, sınırsız konuşma, sınırsız mesajlaşma için 42 pound ödüyorum. Yani telefonda içerisinde dahil. Hani bir hesaplama yapmak isterseniz 30 GB internet var işte. Oradan hesabını yapın.
Ama çok enteresan. 400 pound bayağı düşmüş. Çünkü benim aldığım zamanlarda 700 küsürlerdeydi bu. Öbürü yeni çıkmışın zamanlarıydı. P20'nin prosu bu da. Bak. Bu pro'nun kamera sistemleri çok daha iyi. Ve fakat şu gimbal kullanıyorum ya. Elimde gimbal var ya. Gimbal'la olmuyordu. Yani P20 Pro'yu gimbal'a taktığın zaman gimbal ping, düşüyor böyle falan. Yani nasıl oluyor biliyorsun? Bak şöyle bir şey oluyor. Mesela takıyorsun böyle. Ping, bak böyle düştü, gördün. Hop geri geldim. Ne haber? Yaparım böyle şovlar. Şovum meşhurdur. Şu da P20'nin light'ı. 199 pound. Şunu söylemiş miydim? 599 pound. 600 pound Huawei P20 Pro. Peki başka telefonlar yok mu? Olmaz olur mu? Şöyle göstereyim size. Hatta dur böyle yan yan göstereyim. Düz çekeyim, konuşayım üstüne. Şuradan başlayalım. Nokia 105. Nokia 105 ne ya? 27.99. İyi. 28 puan telefon sahibi oluyoruz. Süper. Nokia 2.1 diye bir şey var. Bunları vallahi yeni görüyorum ben ha. 99 puanmış bu. Ha şunu da izah edeyim size. Ya 99 puanla direkt alabiliyorsunuz ya da 79.99'a alıyorsunuz ama her ay 10 puanlık top up yapmak mecburi oluyor. Yani top up dediğimiz şey kredi yükleme. Devam ediyorum. Alcatel. Alcatel U3 49.99. Böyle indik. Alcatel 3V 129.99. Honor 10 Lite. Bu Honor'lar şey değil mi ya? Yani Huawei'nin de çakması gibi. Yani sanki neyse. Beni öldürmesinler de. 199.99'muş bu da. Doro diye bir telefon var. Hayatınızda duydunuz mu bilmiyorum. Hayatımda ilk defa duyuyorum şu anda. Doro 6520. 79.99. Motorola Moto E5. 119.99. Tekrar burada Samsung'lar devam ediyor. Bakalım. Samsung A7. 269.99. Samsung Galaxy A6 229.99. Samsung Galaxy J6 Plus diyordum bak. 189.99. Samsung Galaxy J4 Plus J4 Plus 149.99. iPhone SE 32 GB 239 pound. iPhone 7 32 GB 409 pound. Ya bunları seversiniz, iPhone 7'ler falan filan. Hop burada iPhone 6S. Artık 6 yani. 299 pound. Nokia 8.1 379 pound. Nokia 3.1 Plus 149.99. Nokia 1 79.99. Nokia 7.1 189.99. Gene bir doğru çıktı karşımıza. 80.35 139.99. Şurada Sony'ler var. Türkiye'de bayağı kullanıldığını duyuyorum, görüyorum. Sony Xperia XZ3 699.99. Sony Xperia 10 10 yani 299.99. Sony Xperia L3 169.99. Hop buraya bakmıştık zaten. Şuraya geldim. Sony Xperia XZ2 449.99. Sony Xperia XA2 249.99. Evet, bütün fiyatlar bu şekildeydi. Umarım işinize yarayacak bilgiler vermişimdir. Birazcık aydınlatayım şurayı. Kendi fiyatlarınızı karşılaşırken tabii ki 7 ile 8 ile falan çarpmayın. Birim olarak bakarsanız evet biraz sinirlenebilirsiniz ama sinirlenmeyeyim. Umarım ilginizi çekecek bir video çekmişimdir. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Huawei, Huawei. Huawei severiz. Mate 20 Pro. Şşş.